Omikron varyantıyla daha hızlı bir bulaşıcılık kaydeden koronavirüste vaka sayıları tekrar tırmanışa geçti. Bireysel önlemlerin ve mesafe kurallarının unutulduğu son günlerde uzmanlar tekrar maske kullanımına dönme konusunda uyarıyor. Günlük vaka sayılarının ortalama 50 bin civarında olduğunu açıklayan bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan, rakamların azımsanmaması gerektiğini söyledi. Günlük yaklaşık olarak 50 bin vakamız olduğunu söylemek mümkün. Vaka sayıları artıyor, uzmanlar maskeye dönün diyor. Kendimizi korumamız, o yüzden de maske takma, kapalı alanlarda dikkatli olmaya özen göstermemiz ve aynı zamanda da aşılarımızı olmaya özen göstermemiz gerekiyor. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan, 18-24 Temmuz haftasında 365.424 kişinin testinin pozitif çıktığını hatırlattı. Vaka sayısının arttığına dikkat çekti. Vaka sayımız yaklaşık en az 50 bin kadarken günlük vefat sayımız da 20-22 civarında ortalama olarak seyretmiş geçen hafta bakanlık verilerine baktığımızda. Tabi bu rakamlar hiç azımsanacak rakamlar değil. O yüzden mutlaka bireysel önlemlere çok dikkat etmemiz gerekiyor. Maskemizi kalabalık olan yerlerde takmamız, evimizin anahtarı gibi bir yanımıza taşıyacak aksesuar olarak düşünmemiz gerekiyor. Vaka artışı özellikle bayramda yaşanan tatil hareketliliği sonrası iki katına çıktı. Profesör Doktor İlhan, tatil dönüşlerinin beklentilerindeki artışı gerçekleştirdiğini belirterek sonbaharda riskin artacağı konusunda uyardı. Bireysel önlem dikkat edilmediği sürece, varyantla devam ettiği sürece vakalar bir süre daha böyle gidecek diye söylemek mümkün. Ama güz dönemi geldiğinde, okullar açıldığında, insanlar işine gittiğinde, cam pencere daha çok kapanmaya başladığında da riskin yine daha çok artabileceğini, o zaman daha dikkatli olmak gerekeceğini şimdiden söylemek gerekiyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati Türkiye'ye para akışının olduğunu söyledi. Enflasyonun Şubat ve Mart aylarında düşeceğini anlattı. Enflasyonla mücadelede kararlıyız dedi. Enflasyonun altında gittiği için aslında Türk lirası reel olarak değer kazanıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati A Haber canlı yayınına katıldı. Gündeminde enflasyon vardı. 20 Aralık'ı hatırlattı. Geçen 7 ayda dolar kurunun tekrar 18 liraya yükselmesini değerlendirdi, farklılık var dedi. 20 Aralık'taki 18 liraya gelmesiyle bugün itibariyle özellikle enflasyondan kaynaklanan bu artışın bu noktaya gelmesi arasında bir farklılık olduğu kabul edilmeli. Bakan Nebati Şubat ve Mart aylarında enflasyonun düşeceğini söyledi. Piyasanın bunu hissettiğine değindi, kararlıyız mesajı verdi. Yabancı ülkenin bir bakanıyla sohbet ediyoruz. Ya dedi, sizin enflasyon çok yüksek. Doğru dedim. Biz bununla mücadele edeceğiz. Biz bunu çözeceğiz. Ama bakın dedim, ben bu enflasyonla sokağa çıkıyorum. Siz %10'luk enflasyonla sokağa çıkamıyorsunuz. Türkiye'ye para girişinin hızlandığını söyleyen Hazine Bakanı, nereden geldiğinin önemi yok. Türkiye güvenilir bir ülke dedi. Türk ekonomisinin önümüzdeki dönemde çok farklı noktaya geleceğini anlattı. Öylesine başarılı bir sonuç elde edilecek ki hepimiz şaşıracağız. Bundan %100 eminim dedi. Gözlerim benim her zaman umutludur, ışıltılıdır. Gözlerimdeki ışıltı sönmez. Benim adım Nur zaten. Bunu içimde hissediyorum. Bakan Nebati dar gelirlinin desteklenmeye devam edeceğini bildirdi. Bu kesim mutlak surette bir defa desteklenmeli. Destekliyor muyuz? Destekliyoruz. Nasıl destekliyoruz? Veriler çok açık. Askeri ücret yılbaşında %50 artırıldı. İkinci yarıda ilk defa uzun zamandan sonra %30 artırıldı. Yani %96 civarında bir artış söz konusu.